Sevgili izleyenler, FRT'de reklamlar ekranlarınıza geldi. Reklamlarınızı en iyi şekilde bölgemizin esnafları, işyerleri en iyi şekilde FRT televizyonunda, yine FRT FM radyoda, yine Gerçek Fethiye gazetesinde ulaştırabiliriz. En iyi şekilde müessesenizi tanıtabiliriz. Bu konuda da FRT reklam bölümü telefonlarınızı bekliyor. En iyi şekilde de reklamlarınızı hazırlayıp tanıtımınızı yapmakta yine FRT'nin başarılı isimleri, elemanları görev başında. Onu da hemen belirtelim. Sevgili Kamil Özgen, reklamların ardından hemen Fethiye Spor Sakarya mesaisine başladı. Evet. Tabii önemli bir deplasman. Yine üst sıralardaki bir takım Sakarya Spor. Ligde şu anda 6. sırada bulunuyor ve 20 puana sahip. Yani. Evet, 20 puana sahip bir takım. Tabii Sakaryaspor'da önemli oyuncular var. Konya Anadolu Selçuk maçını izledik. Ne söylemek istersin? Hangi hataları yapmamalı Fethiyespor? Bir de Sakaryaspor'un hem forvet hattında hem de savunmadaki durumunu da gördün. Savunmada zaafları yok değil. Yani Fethiyespor bu savunmayı delebilir. Deplasmandan puan ya da puanlar getirebilir diye düşünüyorum. Ne dersin? Vallahi Fethiyespor için zor bir karşılaşma. Benim de programın başında söylediğim gibi bu hafta sürpriz sonuçlardan birisine imza attı Sakaryaspor. Evet. Yani ben Konya Anadolu Selçuk Spor'da yenileceğini hiç düşünmemiştim. Evet. Biraz evvel görüntülerde de seyrettiğimiz kadarıyla Konya Selçuklu'nun da bir iki pozisyonu var ama Sakarya Spor'un da girmiş olduğu net gol pozisyonları var. Onların da kaçırdığı evet. goller var. Yani ben dolayısıyla bu hafta işimizin çok da kolay evet. olmayacağını düşünüyorum. Çok zorlu bir maç olacak. Sakaryaspor'da da orada da bizdeki gibi belli kalitede, belli tecrübeye sahip sporcular var. Kaptan Ramazan Sal var. Murat Akın var orta sahada. Beykan var. Bir de bizde daha önceki yıllarda oynamış olan santrofor Coşkun Yılmaz var. Bu gibi sporculara da çok dikkat edilmesi gerekiyor. Yani bir de Sakaryaspor takımı dediğimiz gibi şeyde de baktığımız kadarıyla ligimizin en az gol yiyen takımı. Evet. Yani ligimizin en az gol yiyen takımı. Onun için defansif yönde de biraz daha dikkatli bir takım. Çünkü görüntüye baktığımızda dediğimiz gibi ligimizin en az gol yiyen takımı. Onun için bir de Sakaryaspor yılların Sakaryasporu. Evet. Koca bir şehrin. Koca bir şehrin. Bir ilin takımı ve bir de PTT'de bir yani süperlik görmüş takım. Dolayısıyla orada da ben seyircinin büyük bir kalabalık seyirci toplumunun önünde oynanacağını tahmin ediyorum maçın. Evet. Bu da tabii ki bizim için zor. Bir dezavantaj. Dezavantaj bizim için. Onun için takım ruhu orada gerekmiyor. Yani tabii, o seyirci desteğini Fethiyespor, o sinerjiyi kendinde görecek, o seyircinin kendisini alkışlıyor ya da kendisine tezahürat yapıyor gibi hissedecek bir profesyonellikle yaklaşsa oyuna, oyunu kendi kontrolünün altına alamaz mı? Tabii ki ama dediğimiz gibi bir de erken gol yememek lazım. Evet, ya zaten özellikle deplasmanlardan ne kadar çok geç gol yerseniz takım direnciniz artar. Evet. Erken bir gol tabii ki sizi en panik havasına sokar. Daha zor, yani ondan sonraki dakikalar daha zor geçer. Onun için mümkün olduğu kadar bizim geç, yani gol, yani bunu gol yememiz derken gol yemeyelim. Gol yiyeceğiz diye söylemiyorum ama deplasman takımları dediğim gibi gol yemedikçe dirençleri artar. Evet. Onun için bizim burada Sakaryaspor'dan iyi bir neticeyle dönersek
Ondan sonraki haftalar için bize bir umut ışığı, bir sinerji içeride. Şimdi bakıyoruz, tamam seyircimiz bizi kaç haftadır yalnız bırakmadı ama sanki benim bu haftada gördüğüm kadarıyla seyircilerimizde de biraz eksilme vardı. Tribünlerde biraz boşluklar i̇şte gördük. Zaten burada sosyal medyada da var. Gelmiyorum diye. Tabii ki çözüm değil. Çözüm değil. Bizi, sporu, bu çözüm değil. Tabii ki yani burada bir tane 20 lira yani. Tabii ki yani orada işte 10 lirayı onları bahane etmek, onları sürmek bence şey değildi yani. Fethiyespor, bir tane Fethiyespor var. Evet. Bir tane Fethiyespor'umuz var. Onun için özellikle böyle zor günlerde takımımızın yanında olmamız lazım. Ama dediğim gibi ben bu hafta biraz seyircimizi sanki biraz küsmüş gibi gördüm. İnşallah Sakarya'dan alınabilecek güzel bir sonuçtan sonra içerideki Silivri maçında tekrar tribünlerin daha dolu, daha coşkulu bir şekilde görmek takımımız adına da tabii ki oradaki sporcularımızı da motive eder. Şimdi tabii coşkulu dedin de Coşkun var. Sakaryaspor'da Coşkun Yılmaz, eski bir Fethiyesporlu golcüsü, gol atamadı Konya-Anadolu Selçuk maçında ama en gole yakın isimlerden bir tanesi Coşkun. İsterseniz kumanda masasında sevgili Zafer Özdemir, Emin Şahin, az önce ekrana getirdiğimiz Konya-Anadolu Selçuk Spor Sakaryaspor maçını da verelim. Üzerinde de çok kısa konuşalım. Uzun toplar atıyor mesela Sakaryaspor gole giderken. Savunmadaki zaaflarını da en azından gördük orada. Konya-Anadolu Selçuk Spor'da belirli isimlerle öne çıkmaya çalıştı. Aynı Fethiyespor karşısında olduğu gibi yine burada etkiliydi. İbrahim Hak attı golü ama yine etkili olan, takımı sırtlayan bir Settar vardı. Fethiyespor 2 gol atmıştı Settar. Bu maçta da iki tane %100 gol kaçar. Gol kaçar diyor. Biri direkten düşer. Evet, evet, evet. Gördüğümüz kadarıyla bir tanesi de direkt, evet, direkten dönmüştü. Sakaryaspor'da net gol pozisyonları buldu. Ya dikkat etmemiz gereken yerler var. Yani takım alan savunmasını iyi yapmak, işte çabuk ve ileri çıkmak, bireysel hata yapmamak, işte duran toplar deniyor. Duran toplarda o futbolcuları iyi savunma alanında tutmak, bunlar önemli şeyler. Tabii ki bir de orta sahada topa da ne kadar çok sahip olursak, ne kadar çok yardımlaşırsak bu bizim artımız olur. Yani burada topa sahip olmalıyız. Yani topa sahip olduk sıra, topla biz daha fazla oynadık sıra rakibi, seyirciyi de endişelendiririz. Rakibi de sıkıntıya sokarız. Onun için biz özellikle topa orta sahada çok sahip olmamız lazım ve birbirimize yardımcı olmamız lazım. Dediğimiz gibi ne kadar çok top bizde kalırsa, ne kadar çok topla oynarsak rakibimizin işini o kadar zorlaştırırız. Evet, Fethiyespor'da Umut, Yiğit Gökoğlan, Berat ve Cemil Fethiyespor'un idmanında ayrı çalıştılar. Sakatlıkları devam ettikleri için daha çok düz koşu yaptılar. Ve uzun 3 haftadır sahalardan uzak kalan Çağatay bugünkü idmanda yer aldı ve takımla birlikte çalışmalara katıldı. Bu sevindiriciydi. Tabii Fethiyespor'da Murat Özavcı sportif direktör hafta sonu oynanacak Sakaryaspor maçı hazırlıklarına başladıkları ve çaprazları kopan Onur Garip'in dışında diğer oyuncuların takımda yer alabileceğini söyledi. 6 oyuncumuz sakatlar listesinde fakat elimizdeki oyuncularla Sakarya'ya en iyi sonucu almak için gideceğiz dedi Murat Özavcı. Bu hatırlatmayı da yapmak istiyorum sevgili izleyenler. Tabii ki yani işte dediğiniz gibi bu sakatlıklar da yani hafta içinde birlikte çalışamamanın verdiği de dezavantaj bunlar. Çünkü sakat arkadaşlarımız düz koşuyla yetiniyorlar. Takımla birlikte çalışamıyorlar. Bu da bir handikap. Bu da bir dezavantaj. Burada Sakaryaspor'un yapmak istediği bir şey daha var. Bu hafta yenildiler ya. Üst sıralardan kopmamak için. Üst sıralara yakın olmak için. Evet. O playoff'a yakın olmak için. Çünkü Sakaryaspor
çok önemli, az önce de söyledin, önemli oyuncular aldı. Aynı Fethiyespor gibi. İsim yapmış futbolcular, evet. Bunların hemen hemen hepsi. Şimdi tabii ki yenilginin acısını çıkartmak, 3 puan almak, kendi saha ve seyircisi önünde coşmak isteyecektir. Ona göre de Fethiyespor'un çok akıllı bir taktik uygulaması lazım. Bence de yani zaten Sakaryaspor geçtiğimiz hafta ummadığı bir yenilgi aldı bence. Evet. Yani onun için hem o geçen haftanın vermiş olduğu moral bozukluğunu düzeltmek hem de seyircisiyle barışmak adına, evet, bizim maçı çok önem veriyorlar tahmin ediyorum. Çok önem veriyorlar. Yani bu maçtan alabilecekleri puanlarla tekrar zirvede ortak olmak için, evet, mücadele edeceklerdir. Bizim de dediğim gibi yine de işte bugün futbol şansını bekliyoruz. Futbol şansı tabii ki futbol evet. şansı diyoruz ama şimdi şurada da bakıyoruz işte temin de sizin de söylediğiniz gibi yine 4-5 arkadaşımız sakatlıklarından dolayı İtman'a çıkmamışlar ya da ayrı bir program dahilinde çalışmışlar. Bu da dediğim gibi takım için bir dezavantaj. Bir arada çalışamıyorlar. Sadece maçtan maça çıkıyormuş gibi. Bu da bir dezavantaj var. Tabii ki yani. Evet. Değerli izleyenler, sizlerden gelen mesajlarda Turan Ölmez diyor ki sizi Muğla'da uydudan izlemek isteriz diyor. Cem Çıtıroğlu, kaleci hatalarına ne diyorsunuz diyor. Vallahi, Sayın Kamil Özgen. Tabii ki yani bu hafta değindik programın başında da değindik. Yediğimiz ikinci gol de bariz kaleci hatası. Evet. Yani onda diyebileceğimiz bir şey yok. Yani oradaki pozisyonda sadece kaleci değil, savunmada. Tabii ki savunmada. Yani adamın onu vurdurmaması, kaçırmaması lazım. Tabii ki savunmadan da ama ilk pozisyonda kaleciden başlayan bir hata. Zincirleme. Ondan sonra defans arkadaşlarımızdan da devamında da zincirleme bir hatada gol yemiş bulunduk kalemizde. Evet. Yani Eser'in beklentisinin yüksek olduğu, hı-hı, bir arkadaşımız. Yani geçen sene dediğim gibi PTT 1. Lig'de 32-33 maç oynamış bir kaleciden geldiğinde tabii ki spor severlerimiz daha farklı bir performans bekledikleri için bu gibi hatalardan da fark ediliyor, hemen yazılıyor. Evet, Özer İlban, siz kendi işlerinizde böyle başarısız elemanlara ne gibi bir yaptırımınız olur demiş. Zannediyorum futbolcuları kastederek söylüyor. Tam anlaşılamadı. Eğer yazarsan sevgili Özer İlban, ne anlatılmak istendiğini ben de buradan okurum. Sık kundura Mustafa Ceviz gelsin demiş. Mustafa Yalçın, Ahmet Yıldırım'ı getirebilirsiniz. Süper olur ama bence biraz zor demiş. Koray Ayşe Çetin, ne olursa olsun armanın peşindeyiz. Fethiyespor armasının. Fethiyespor bizim demiş. Teşekkürler Koray Ayşe Çetin. Ege Erdemli, Ziya Doğan toparlar, kendine getirir bu takımı. Ziya Doğan toparlar, kendine getirir bu takımı. Geçen sene Kastamonu Spor'da başardı, bizde de başarabilir demiş. Evet, bir isim daha Ege Erdemli'den. Ziya Doğan ismi, eski Beşiktaşlı, evet. Ziya futbolcu, teknik anlamda da başarılı bir isim. Neden olmasın? İşte Fethiyespor için bir öneri daha burada. Yazabilirsiniz sevgili izleyenler. Programımızın sonunda okuyacağım. Yazdıklarınızı okumaya devam edeceğim. Fethiyespor'la ilgili söylemek istediğim bir şey var mı? Konuşmadığımız teknik direktör konusunda Levent Eriş sesleri var sevgili izleyenler. Ama ne olur ne olmaz. Tabii başka isimler de var. Az önce söylemiştik Cihat Arslan gibi. Yine daha önce 4-5 isim söylemiştim. Bunlardan bir tanesi tabii ki Kartalspor teknik direktörü de geçen isimler arasındaydı. Var isimler, yok değil ama şimdi de bak değerli izleyenimiz Ziya Doğan ismini ortaya atıyor. Sosyal medyada yazılmaya devam edecek ama son sözü Fethiyespor Başkanı Mustafa Ferizcan ve ekibi yönetim kurulu karar verecek. Dileriz Fethiyespor'a faydalı olacak.
yararlı olacak. Şu andaki hazır olan bir anlamda şeker ve unu helvaya dönüştürecek teknik adamı bekliyoruz. İkincilik kırmızı gruba geçeceğim. Evet. Bodrum Belediyesi Bodrum Spor ikincilik kırmızı grupta mücadele ediyor değerli izleyenler. Bu grupta Keçiören Gücü liderliğini sürdürüyor. İsterseniz ikincilik beyaz grupta haftanın sonuçlarına bakalım. Puan durumuna göz atalım. Bodrum Belediyesi Bodrum Spor 12. Sırada bulunuyor şu anda ve 12 puana sahip. Hemen hemen ligin alt sıralarından kurtulmak istiyor. Bu haftada çok önemli bir karşılaşması var. İsterseniz göz atalım. Ardından Bodrum Belediyesi Bodrum Spor'u konuşacağız. İkincilik kırmızı grupta 12. hafta sonuçları şöyle. Keçiören Gücü 2, Sarıyer 0, Hatay Spor 1, Kocaeli Birlik Spor 0, Amel Sportif Faaliyetler 1, Buca Spor 1, Sivas Belediye Spor 1, Menemen Belediye Spor 0, Tokat Spor 0, Eyüp Spor 0, Kastamonu Spor 1966 1, İnegöl Spor 3, Avşet Afyon Spor 2, Sancaktepe Belediye Spor 1, Tuzla Spor 2, Bodrum Belediyesi Bodrum Spor 1, Mersin İdman Yurdu 3, Etimesgut Belediye Spor 1. Keçiören Gücü 29 puanla liderliğini sürdürdü. 28 puanla Hatay Spor 2. 27 puanla Avşet Afyon Spor 3. 26 puanla Menemen Belediye Spor 4. 25 puanla Sivas Belediye Spor 5. 19 puanla iki takımdan Kastamonu Spor 1966 6. İnegöl Spor 7. 18 puanla Sarıyer 8. 17 puanla iki takımdan Sancaktepe Belediye Spor 9. Tokat Spor 10. 16 puanlı Amel Sportif Faaliyetler 11. 12 puanlı Bodrum Belediyesi Bodrum Spor 12. 10 puanlı Etimesgut Belediye Spor 13. Buca Spor 9 puanla 14. 7 puanlı Tuzla Spor 15. 6 puanlı Eyüp Spor 16. 2 puanlı Kocaeli Birlik Spor 17. Ve puanı bulunmayan Mersin İdman Yurdu 18. ve son sırada yer aldı. İkincilik kırmızı grupta 13. hafta maç programı şöyle. Etimesgut Belediyespor Sivas Belediyespor, Sarıyer Hatay Spor, Kocaeli Birlik Spor Tokat Spor, Menemen Belediyespor Tuzla Spor, İnegöl Spor Keçiören Gücü, Eyüp Spor Mersin İdman Yurdu, Amel Sportif Faaliyetler Avşet Afyon Spor, Sancaktepe Belediyespor Kastamonu Spor 1966 ve Buca Spor Bodrum Belediyesi Bodrum Spor. Değerli izleyenler, Bodrum Belediyesi Bodrum Spor deplasmanda Tuzla Spor'a 2-0 düzeltiyorum 2-1 mağlup oldu. Tabii bu karşılaşmada Bodrum Belediyesi Bodrum Spor aynen Fethiye Spor gibi beraberliği sağladı ama ikinci yarıda 64. dakikada gelen gole de engel olamadı. 18. dakikada Berat Ali Genç ile Tuzla Spor öne geçti. 30. dakikada Celal Dumanlı Bodrum Belediyesi Bodrum Spor'un golünü kaydetti. Ancak 64'te Hacı Mustafa Karabulut skoru tayin eden Tuzla Spor'un ev sahibinin golünü kaydetti. Bodrum Belediyesi Bodrum Spor ile ilgili olarak bu mağlubiyet ve bu hafta Buca Spor'la oynayacak kendi evinde 9 puanlı Buca Spor ligde 14. sırada bulunuyor. 12. sıradaki Bodrum Belediyesi Bodrum Spor'un da 12 puanı var sevgili Özgen. Evet. Bu hafta gerçekten Bodrum için dönüm maçlarından bir tanesi. Evet. Buca'yla dışarıda oynayacaklar. Buca'dan tabii dışarıda oynayacak. Dışarıda düzeltiyorum. Evet. Hiç değilse bir puanla dönmeleri ki gereken maçlardan bir tanesi. Dönüş puan alacağına inanıyorum. Bakın şöyle Buca iyi takım. Yani Buca şey ama gördüğüm kadarıyla toparlanmak istiyor Buca'da. Buca ya bu hafta. Şöyle sanki Erdoğan hocam iki denk takımın mücadelesi. İki denk takımın mücadelesi şeklinde geçecek bir maç görünüyor. Buca Spor'un seyirci ve saha avantajı evet var. Yani Bodrum için de ben çok kolay bir maç olacağını zannetmiyorum. Ahmet sportif faaliyetlere gitti. Ve oradan bir puanla döndü Buca Spor. Evet. Amel Sportif Faaliyetler 11. sırada kaybetti bu 2 puanla beraber. Evet.
Dedik, oradan da almış yani olduğu Buca'nın, bir puan evet. Buca için çok bir moral olmuştur bu maç öncesi. Oradan da bir puanla dönmesi kolay değildi. Yani Ahmet de zor takımlardan bir tanesi. Erenkok hocamız yani bu hafta mutlaka bir 3 puanı yani deplasmandan getirecek bir oyun düzenini planlamayı, kurguyu yapmalı diye düşünüyorum. Çok iyi futbolcular da var. Mesela bir Uğur Karakoç var. Yedek soyundu. İkinci yarıda oyuna girdi. Gol bölgelerinde Bodrum Belediyesi, Bodrum Spor Gümrüğü. Muhammed var yine. Zahid Arslan var. Celal Dumanlı golünü attı. Abdullah Balıkçı var. Gerçekten Emre Şahin, Emrah Öztürk var yine geçen seneden ki yıllardır takımda Dinamo gibi destek veren Bodrum Esin Bodrum Spor için terini akıtan futbolcu bunlar. Evet ama orada da baktığımızda da yani Bodrum Spor'da da bir gol sıkıntısı yaşanıyor. Evet. Yani gol atmakta da orada da bir sıkıntı söz konusu. Çünkü yine de grupta en az gol atan 3-4 takımdan bir tanesi. 3 galibiyet alabildi daha. 3 evet. Beraberlik yani, aldı. 6 mağlubiyet aldı. 11 gol attı. Kalesinde yani, 17 gol gördü. Evet. Yani savunma evet. zaafları var bu yıl. Hı-hı. Ama dediğin gibi gol yönlerinde bölgesinde de sıkıntıları var. Bu lige yeni bir takım ama. Onu da söyleyeyim. Yeni çıktı. Yani Bodrum Belediyesi, Bodrum Spor için de hani daha yeni tecrübe kazanıyor. Tabii yani ikinci ligde yeni ilk sezonları. Üçüncü ligden şampiyon olup çıktılar. Buradaki ilk sezonları. Tabii ilk sezonlarında çok da kötü bir durumda değiller. Ama dediğim gibi bu hafta işlerin ben çok da kolay olacağını zannetmiyorum. Evet. Hoca deplasmanında kolay bir maç onları beklemiyor. Evet. Ben ümitliyim. Bodrum Belediyesi, Bodrum Spor Belediye Başkanı Sayın Mehmet Kocadon gerçekten önemli destekler veriyor. Başkan ve Yönetim Kurulu Bodrum'un bir anlamda tanıtımını yapan, iç turizm adına tanıtımını yapan Bodrum Belediyesi, Bodrum Spor içinde özellikle ikinci yarıda, devre arasında önemli tedbirler, radikal kararlar alacaklardır. Bu kadroya yeni takviyeleri yapacaklardır ama eldeki kadro da kötü bir kadro değil. Geçen seneden iskelet de var yani bir anlamda. Evet. Demek ki bazı önemli isimleri de sonuca gidecek oyuncuları da alacaklardır diye düşünüyorum. Bucaspor maçında da başarılar diliyorum. Tabii ki. Bodrum Belediyesi, Bodrum Spor'a sevgili izleyenler. Geçiyoruz 3. Lig 2. grup temsilcisi Muğla Spor'a. Muğla Spor'da Muğla Spor'un grubunda 9 karşılaşmada 33 gol atıldı. Bol gollü geçti bol, evet. bu ligde geçtiğimiz hafta. 3. lig 2. grupta hangi sonuçlar alındı? Muğla Spor'un sonucuyla birlikte puan durumunda son durum nedir? Ve maç programı hangi maçlar oynanacak? Ekranlarınıza geliyor. Üçüncü lig ikinci grupta 12. hafta sonuçları şöyle. Darıca Gençler Birliği 0, Kırkan Spor 1, Ankara Demirspor 4, Anadolu Bağcılar Spor 0, Muğla Spor 1, Van Büyükşehir Belediye Spor 2, Erok Spor 1, 1461 Trabzon 4, Pazar Spor 0, Anagolt 24, Erzincan Spor 1, Ergene Velimeşe Spor 2, Yeni Ordu Spor 4, Kayseri Erciyes Spor 1, Yeşil Bursa 1, Tire 1922 4, Diyarbakır Spor 0, Gölcük Spor 2, Turgutu Spor 5. Üçüncü lig ikinci grupta puan durumu şöyle. 24 puanlı Turgutu Spor liderliğini sürdürdü. 23 puanlı 3 takımdan Pazar Spor 2. Ankara Demir Spor 3. Diyarbakır Spor 4. 22 puanlı Anagolt 24 Erzincan Spor 5. 20 puanlı Van Büyükşehir Belediye Spor 6. 19 puanlı Darıca Gençler Birliği 7. 18 puanlı Yeni Ordu Spor 8. 17 puanlı Tire 1922 9. ...16 puanlı iki takımdan Muğla Spor 10. 1461 Trabzon 11. 14 puanlı Erok Spor 12.
13 puanlı Anadolu Bağcılar Spor 13. 12 puanlı Gölcük Spor 14. 11 puanlı Ergene Velimeşe Spor 15. 8 puanlı Yeşil Bursa 16. 7 puanlı Kırıkhan Spor 17. ve puanı bulunmayan Kayseri Erciyes Spor 18. ve son sırada yer aldı. Üçüncü lig ikinci grupta 13. hafta maç programı şöyle. 1461 Trabzon Gölcük Spor, Anadolu Bağcılar Kayseri Erciyes Spor, Yeni Ordu Spor Pazar Spor, Anagolt 24 Erzincan Spor Ankara Demir Spor, Van Büyükşehir Belediye Spor Diyarbakır Spor, Kırıkhan Spor Erok Spor, Yeşil Bursa AŞ Darıca Gençler Birliği, Turgutlu Spor -1922 ve Muğla Spor Ergene Velimeşe Spor. Evet değerli izleyenler, Muğla Spor'un grubunda 3. lig 2. grupta Muğla Spor kendi evinde Van Büyükşehir Belediyesi'ne 2-1 mağlup oldu. Bu grupta 9 karşılaşmada 33 gol atıldı demiştim. Özellikle kendi evinde sadece 2 takım kazanabildi bu hafta. 13. haftada deplasmanda oynayan 6 takım galip geldi. Ve bir karşılaşma berabere bitti ve karşılaşmalar oldukça da gollü geçti. Şimdi sevgili Kamil Özgen, Muğla Spor bu grupta mücadele ediyor. 16 puanla 10. sırada yer alıyor. Bu hafta yine kendi evinde oynayacak Muğla Spor ama Van Büyükşehir Belediyespor karşısında galip gelmek istiyordu. Tabii Van Büyükşehir Belediyespor'da ligde üst sıralardaydı. Aldığı bu 3 puanla beraber önemli bir tırmanış da yaptı. Ve potanın içine girdi, ilk 4-5 takımın içerisinde bulunuyor. Hatta 6. sırada yer alıyor, onu hemen düzelteyim. Tabii bu 3 puanın sayesinde oldu Van, evet, Büyükşehir Belediyespor. Rakipler de kazandı. Tabii ki. Muğla Spor önemli bir kayıp yaşadı bu hafta. Çok önemli bir kayıp. Hatta Muğla Spor son 3 maçtır galip gelemiyor. Evet. Son 3 maçta kaybettiği puanlarla, yoksa çok da iddialı bir konumdaydı. 3 haftadır galip gelemiyor. Şuradan ilk 5'in içinde olabilecek bir, bu haftaki Van Büyükşehir maçını kazanmış olsaydı daha iddialı bir konuma gelecekti. Ama henüz daha kaybedelim çok bir şey yok. Bu hafta yine içeride Ergene Velimeşe Spor'la oynayacak. O maçı aldığında yine 19 puana çıkabilecek. Yani Muğla Spor şu son 2 hafta, 3 haftadır galip gelememenin sıkıntısını yaşıyor. Yoksa ama bu karşılaşmada iyi bir erken bir gol yedi. Evet. Ömer'in golüne engel olamadı. Tabii 45. dakikada da Aykut soyunma odasına 2-0. Evet, 2-0'lık sonuçla götürdü. Evet, Muğla Spor ikinci yarıda da baskılıydı, ataktı. Ancak 90+4'te ancak Emre ile golü bulabildi ve 2-1 bitti karşılaşma. Tabii bu karşılaşmada Muğla Spor'da sarı kart sinir öndeydi. Erhan, Polat, Alican, Berkay, Yüksel, Emre sarı kart gören oyunculardı. İsmail ve Emre Van Büyükşehir Belediyesi'nde sarı kart gördüler. Barış Osman, Erhan, Alican, Polat, Haluk Nizamettin, Berkay, Günay, Ramazan, Fatih ve Emre alışılmış gelen 11 ile sahadaydı Muğla Spor. Ne söyleyeceksin yorum olarak? Muğla Spor playoff oynayabilir mi? Tabii ki oynayabilir. Yani dediğim gibi bir de 3 maçtır galip gelemiyor bu takım. Yani 3 maçtır puan kaybı var. 3 maçlık bu kayıplardan sonra tabii ki biraz demoralize olmuşlardır. Ama bunu telafi edecek bir hafta oynayacaklar bu hafta. Evet. İçeride Ergene Velimeşe Spor'la oynayacakları maç belki de onların playoff'a tutunmalarını gerektirecek bir maç olacak. İlk de 15. sırada ama hani hafife de almasınlar. Tabii ki yani işte bu hafta gol avarajını da alacak şekilde, evet, bir oyun ortaya koymak. Evet, bu hafta alacakları 3 puanla da iddialı bir konuma geleceklerini düşünüyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Tabii Ahmet Sportif
faaliyetler. Bucaspor Velibeş'e kendi evinde Ordu, Yeni Ordu'ya 2-0 4-2 mağlup oldu. Önemli bir karşılaşmaydı. Geçtiğimiz haftaya baktığımız zaman Muğlaspor açısından Muğlaspor'a da başarılar diliyoruz sevgili izleyenler. Ve amatör karşılaşmalar da vardı. Önemli sonuçlar alındı. Tabii aynı zamanda Ortaca Belediyespor önemli bir galibiyet aldı. Onu hemen belirtelim. Ortaca Belediyespor'u da kutluyorum buradan. Spor Toto Bal 8. grupta mücadele ediyor. Ortaca Belediyespor 10 puana sahip 10. sırada yer alıyor. Süper Amatör Lig'de Yeni Milas Spor 10 puanla liderliğini sürdürdü. Köyceğiz Belediyespor 10 puanla ikinci. Hemen Fethiye takımlarına baktığımızda Seydikemer Belediyespor 2 puanla ligde 10. sıradaki yerinde kaldı. 1. Amatör Küme A grubunda Milas Belediyespor liderliğini sürdürdü. B grubunda Düyerek Güneş Spor. U16 Ligi A grubunda Gündoğan Spor. U16 Ligi B grubunda Muğla Spor U16. U14 Ligi A grubunda Bites lider. B grubunda Milas Gençlik. C grubunda Yeşil Marmara Spor liderliğini sürdürdü. D grubunda ise Fethiye Spor U14 takımı 18 puanla liderliğini sürdürdü. Fethiye Beşkaza Gençlik Spor 15 puanla ikinci. Çitlik Belediye Spor 10 puanla üçüncü. Karaçola Spor 10 puanla dördüncü. Yeşil Üsümlü Spor U14 6 puanla beşinci. Fethiye Gücü Spor U14'te 6 puanla 6. Seydikemer Belediyespor U14 3 puanla 7. Çamköy Spor'da puanı bulunmuyor. U14 ligden çekilmişti. Şöyle diğer gruplara da baktığımızda U12 Ligi E grubunda Fethiye Spor U12 18 puanla lider. 12 puanlı Fethiye Beşkaza Gençlik Spor 2. sırada. Aynı puanlı Ortaca Belediyespor 3. 4. sırada Ortaca Esnaf Spor puanı 9. Aynı puanlı Çitlik Belediye Spor 5. sırada. 6 puanlı Karaçola Spor 6. Yine 6 puanlı Dalaman Belediye Spor 7. Çamköy Spor'da puanı bulunmuyor. Bu hafta önemli maçlar oynanacak. Onu da hemen belirtelim. Yine Gerçek Fethiye Gazetesi'nden, FRT'de, haberlerde, spor haberlerinde bu hafta hangi karşılaşmalar oynanacak son durumu da yine amatörlerde yansıtacağız sevgili izleyenler. Şöyle bakıyorum, ne söylemek istersin amatörlerle ilgili? Vallahi hocam yani amatör takımlarla da ilgili bölgemizde amatör ruh bambaşka. Bambaşka tabii ki yani. O maçların heyecanı, o maçların atmosferi gerçekten çok farklı oluyor. Evet. Bir de bizim bu bölgemizde daha evvel işte profesyonellikte de takım olan Marmaris Spor, Milas evet. Spor gibi takımların da alt liglerde yani bu genç U12, U13, U14 gruplarında mücadele etmesi eski bir çekişmeyi gündeme getiriyor diyelim. Evet. Onlar için de çok hoş, güzel karşılaşmalar oluyor. Evet, amatörlerde sadece olmuyor. Bu arada değerli izleyenler, Fethiye'de güzel şeyler de oluyor. Şehir stadyumu 3 yıl Fethiye Belediyesi'nde. Fethiye Belediyesi de tabii bunu, bu stadı Fethiye Spor için gerçekleştiriyor. Haber bültenlerimizde verdiğimiz için daha fazla üzerinde durmayacağız. Fethiye Belediye Başkanı Sayın Behçet Saatçı ile Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü arasında bir Serkan Üçalmaz arasında bir protokol imzalandı. 3 yıl daha Fethiye Belediyesi'ne verildi. Sayın Saatçı da teşekkür etti emeği geçenlere. Fethiyeliler bilir
Çim budamasından, stadına ışıklandırmasından tüm bakımlarını Fethiye Belediyesi'nin yaptığı bu stadı yine Fethiye'de kalmasından dolayı da biz ilgililere teşekkür ediyoruz. Özellikle de Fethiye Belediye Başkanı Sayın Behçet Saatçı'ya bu konuda verdiği destekten dolayı, her konuda verdiği gibi teşekkür ediyoruz. Bunu belirtelim. Ne söylersin? Tabii ki. Saatçı'nın destekleri tabii ki yani tartışılmaz. Bu da Fethiye Spor Kulübü için hayırlı olsun diyelim. Evet. Tabii ki Fethiye'de geçtiğimiz hafta sonunda basketbol severler de önemli bir mücadele izledi sevgili izleyenler. İkincilik Büyük Erkekler Basketbol mücadelesinde Fethiye Belediyespor basketbol takımı Mamak Belediyespor'u çekişmeli ve heyecanlı geçen bir karşılaşmanın ardından 64-54 mağlup etmesini bildi. İşte bu haberimiz. Fethiye Beşkıza Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye Fethiye Belediyespor Başkanı Hakan Tufan, Fethiye Spor Başkanı Mustafa Ferizcan, Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit'in yanı sıra yaklaşık 500'e yakın basketbol sever izledi. Fethiye Belediyespor maça Seray, Erdem, Hüseyin, Cihan ve Tayfun 5'i ile çıktı. Fethiye Belediyespor son periyoda kadar geride götürdüğü maçı son anlarda Seray, Hüseyin ve Okan'ın üstün oyunuyla 64-54 kazanmasını bildi. Fethiye Belediyespor'da Seray 18 sayıyla en skorer oyuncu oldu. Hüseyin 16, Okan da 13 sayı kaydetti. Karşılaşma sonunda seyircisine koşan Fethiye Belediyesporlu basketbolcular büyük bir galibiyet sevinci yaşadı. Evet değerli izleyenler, Fethiye Belediyespor basketbol takımına bundan sonraki karşılaşmalarında da başarılar diliyoruz. Galibiyetlerinin devamını diliyoruz derken Fethiye'de geçtiğimiz hafta içerisinde okullar arası futsal şampiyonası da vardı. Muğla'da Fethiye'yi temsil edecek liseler arası genç kızlar ve genç erkekler futsal müsabakası da oldukça ilgi çekti. Kimler mi gidecek? İşte haberimizde. Fethiye'yi futsalda Muğla'da temsil edecek lise takımları belirlendi. Fethiye Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmalar çekişmeli ve heyecanlı geçti. 5 gün süren mücadelenin sonunda Fethiye Liseler Arası Futsal Şampiyonası'nda kızlarda Mehmet Erdoğan Anadolu Lisesi ile genç erkeklerde Mustafa Kemal Mesleki Teknik Anadolu Lisesi birinci oldular. Genç kızlarda Özel Sena Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ni 2-0 yenen Mehmet Erdoğan Anadolu Lisesi birinci, Özel Sena Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ikinci oldu. Fatih Anadolu Lisesi de Fethiye Anadolu Lisesi'ni 3-1 mağlup etti. Genç erkeklerde ise Mustafa Kemal Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ile 4-4 berabere kaldı. Özel Başarı Lisesi, Fatih Anadolu Lisesi'ni 5-3 mağlup etti. Bu sonuçların ardından Mustafa Kemal Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Özel Başarı Lisesi, Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Fatih Anadolu Lisesi'nin Muğla'da futsal il birinciliğinde Fethiye'yi temsil edecekleri öğrenildi. Evet değerli izleyenler, futsalda gerçekten önemli mücadeleler vardı. Ben okul maçlarını önemsiyorum. Evet, hoş oluyor tabii ki. Ben de geçen sene bir iki seyretmiştim. Ayrı bir heyecan, ayrı bir okul öğrencilerinin orada olması. Tabii ki çok hoş. Bu sene de Fethiye'yi temsil edecek olan takımlar da belirlendi. Onlara da başarılar diliyorum. Evet.
Biz de başarılar diliyoruz ki önümüzdeki hafta hem futbolda hem voleybolda liseler arası karşılaşmalar yine nefesleri kesecek sevgili izleyenler. Sadece okulların öğrencileri değil, spora emek veren, spora gönül verenleri de bu karşılaşmaları izlemeye davet ediyoruz. Ve gençlere bir anlamda teşvik olunması konusunda da seyirci önemli. Çok çok teşekkür ediyorum sevgili Kamil Özgen. Ben bu teşekkür haftada, ederim hocam. Evet, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta Fethiye Spor'un Sakarya deplasmanında aldığı galibiyeti, Bodrum Belediyesi Bodrum Spor'un Buca deplasmanında İzmir'de aldığı galibiyeti, Muğla Spor'un da kendi evinde aldığı galibiyeti ve yine amatörlerimizin başarılı sonuçlar aldığı galibiyetleri konuşabilmek dileğiyle spor saatinden bu akşamlık da bu kadar. Kumanda masasında çok değerli arkadaşlarım Zafer Özdemir, sesten kameraya kadar, kamera arkasına kadar bütün arkadaşlarıma yayında ve yapımda emeği geçen teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta yine spor saatinde birlikte oluncaya dek mutlu geceler, esenlikler, hoşça kalın değerli izleyenler.